Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Paskal. Geldim. Günaydın. Günaydın abi. Nasıl geçiyor Mart ayı canım? Abi rutin. Şimdi Mart biliyorsun kedilerin ayıdır ya. Yok, bilmiyorum. Ne demek lan bilmiyorum. Paris'te kedi hayvanı yok mu? Yok abi. Aa, olur mu canım? Nasıl? Paris sokaklarında kedi hayvanı gezmiyorum abi, yok mu? Yok abi. Kedisiz şehir olur mu ya? Bizde yok. Ne yaptınız lan, kedileri yediniz mi yoksa? Niye yiyelim ya? Canım açlık kıtlık zamanı. Ne bileyim, kurbağa yemiş milletsiniz. Kedileri de haydi haydi yersiniz yani. Paskal. O kadar eski bilmiyorum. Ya gerçekten geçmiş 150 adet Paris gezime dönüyorum. Şu an düşünüyorum. Hakikaten bir tane kedi görmüş değilim ha. Yoktur abi. Allah Allah. Peki o zaman Mart ayında kedilerin olayından da haberin yok senin. Yok, o ne? Ya eskiden çok kedi sesi duyuyordum Paskal. Şimdi duymuyorum ya. Neymiş? Şimdi bu kedilere gezecek çatı bırakmadık kardeşim. Binalar yükseldi ya Paskal. Ya Kadir, kedi çatıda mı yaşıyor? Kedi hayvanı özelini çatıda yaşayan bir hayvan Paskal. Bakınız, bakınız ey halkım. Kedi hayvanı hayatımızdan çıkıyorsa, sokaklarımızdan çekiliyorsa o zaman yan bastık demektir. Ne alakası var ya? Ne demek ne alakası var kardeşim? Kedisiz köpeksiz İstanbul sokağı düşünülemez ya. Mart ayı geldi, bir tane kedi uluması duyduk mu duymadık. Yazık, çok yazık. Kadir, kedi uluyor mu? Mart ayında uluyor evet. Nasıl ya? Benim bildiğim köpek uluyor. Yavrum Mart ayında kedi de uluyor ya. Ne şekil? Şimdi içimizdeki kedilerden özür diliyorum. Onun için yapmak zorundayım. Ne şekil diye soralım. Bu ne ya? Müstakbel yengeye sesleniyor. Genelde acem başlıyor. Sabaha geçkili nihavetle bitiriyor baba. Yok, şarkı gibi. Biliyoruz da konuşuyoruz kardeşim. Sen de denemek istiyor musun? Bak belki senin sesine de biri gelir. Yok artık ya. Ya bu yalnızlık nereye kadar Pasko? Sen de dene. Yavrum ben neler denedim de halkım benim tek bir kişiye ait olmamı istemiyor. Ben onu anladım. Ben belediye otobüsü gibi bir kamuya ait bir malım yani. Bu arada halkımızın durumu ne Pascal? Mantar abi. Niye? Yollar kilit. E tabi. Havalar güzelleşti, düzeldi. Herkes arabasını çıkardı. Peki kışa göre beton orman yolu daha kilitli değil mi Pascal? Maalesef abi. Bizi şu anda kim dinliyorsa Allah sabır selamet versin Pascal. Amin. Allah hiç olmazsa yoğun akıcı bir şerit nasip etsin Paskal. Amin. Yapıştır Twitter adresini Paskal. Paskal Askışki Kadir. Paskal Askışki Kadir Twitter adresimiz. Tweetlerinizi bekliyoruz. Bizim birbirimizden başka kimimiz var pepeğim? Bebeğim? O ne demek yani ya? Yani çoğul yani pepeğimsiz yani bebeğimler olma. He bebeğimsiz. Beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken yılgın, argın, uykusuz, darlanmış bir halde olabilirsiniz. Olsun, biz negatifinizi çok çok emip pozitifi dazır dazır vereceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Tencereniz kaynasın, maymununuz oynasın diyeceğiz, başlayacağız. Hayırlı işler. Aragaz. Aragaz. Pasko. Bro. Bu erkeklerin kıl aldırması hakkında ne düşünüyorsun Bursa? Mesela erkeklerin kaşlarını aldırmasından falan bahsediyor. Gerekiyorsa olabilir abi. Sen aldırıyor musun? Yok abi. Ya eskiden çok ayıplanıyordu böyle şeyler. Erkeğin kaşını aldırması falan. Erkek adam kıl aldırır mı deniyordu. Erkek dediğin kıllı olur deniyordu. Hatta erkek dediğin teke gibi kokar bile deniyordu. Abartma ya. Evet, sonucu biraz fazla abartı ama yani bu şekilde cinsiyet kimlikleri vardı. Ama sonra metroseksüellik diye bir şey çıktı biliyorsun. Allah Allah. Bir erkeğin bakımlı olmasının o kadar da kötü bir şey olmadığı anlaşıldı.
Hatta kendine bakandan özenen erkeğin daha iyi olduğu düşünülüyor şimdi yani. Doğrusu bu zaten. Tabii mesela gerekiyorsa aldırmakta bir mahsur yok bence de. Şimdi kimisinin kaşları maşallah aşırı gür. Ortası birleşik. Ya aldıracak yoksa martı gibi mi geçsin adam ya? Nasıl martı? Ya kaşların ortası birleşik olunca şekil martıya benziyor. Acayip oluyor. Hele bir de sırtı aşırı kıllı olanlar var. Şükür o kadar bir durumumuz yoktu ama sırt kıllı da hoş bir şey değil be hacı. Çok saldıracaksın abi. Ama Kadir çok uzun sürer. Ya tek tek cımbızla sırt kılı alacaklarını düşünüyorsun herhalde. Olur mu yavrum? 14 saatte Çin işkencesi gibi olur o. Lazer epilasyon diye bir şey var. Ha? Lazer. Lazerle cız cız giriyorlar. Bir daha çıkmamacısını alıyorlar o tüyleri. Biliyorum biliyorum. Ya hiç öyle hissettirmiyorsun ama ha, bildiğin gibi. Peki yaşlandıkça kulaktan fışkıran kısa ve sert kıllar desem? Keşke demesin. Tatlar bir hafif kaçıyor tabii. Evet. Yani bunlar istenen tüyler değil, istenmeyen tüyler. Yani aldırmakta bir sakınca olmamalı. Berberlerde hatta yakıyorlar. Bir de böyle tüyleri yakınca garip bir koku çıkıyor ortaya. Bilirsin onu sen Pascal. Nasıl koku? Ama bu ne bileyim garip bir koku yani. Berberde tüyleri tüsleyerek yakma operasyonu. Hani böyle pirinç çevirme kokusu gibi gelir. Nevi yani. Sen de var ya önce yemek düşünüyorsun. Yavrum berberde niye yemek yemek isteyeyim? O tüyleri yakarken gelen koku... Piricin ilk tüylerinin yanarken gelen kokusu gibi. Ben ne yapayım? Eski insanlar çok zorluk çekiyorlarmış demek Pascal. Ya şimdi saçın yoksa ektiriyorsun. Fazla tüylüysen lazerle aldırıyorsun. Yani tipinde kayıklık varsa estetik operasyonla düzeltme şansın var. Çok şükür ihtiyacım yok. Ya duyan da Marilyn Monroe sanacaksa. Şimdi pek çok imkan var. Eskiden tipsizsen, kıllıysan öyle doğup öyle ölüyormuşsun. Şans işte. Abi şıkır konusunu kapatalım ya. Ya sen de burnundan kıl aldırmıyorsun ha. Oo, oho. Ama aldırsan iyi olur bak. Yani öyle gezilmez. Hadi abicim. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir. Donald Trump'ı bildin. Bildim ya. Ya damadı gömmüş ya adam. Damadı mı ölür? Yok yok. Yani damadı gömmüş ya. Gömmüş derken yani rezil etmiş yani. Helal olsun. Kadir, damat var ya, iğrenç bir şey. Damatlar ölüm. Dur. Kız babası olmak da bir acayip bir şeymiş ya. Donald Trump demiş ki ne, ben demiş, aslında demiş. Kızımı demiş, rugby oyuncusu bir gence verecektim demiş. Kızımla da bir iki çıktılar ama demiş. Benim aptal kızım gitti, sümsüğü getirdi damat diye. Yokluktan aldım bunu demiş. Yoksa bana damat olacak kalibrede bir adam mı bu demiş. Helal olsun. Damadı izleyeceğim. Arayalım mı? Kimi? Seret Kushner. O kim ya? Trump'ın damadı. Ara bakalım. Gerçi var ya, iriti olacağım. Niye iriti oluyorsun? Damat deyince tiksiniyorum. Ah kardeşim sana ne? Senin damadın mı ya? Hayret bir şey. Ben arıyorum Kushner'i, şeyin damadını. Çalıyor, çalıyor. Alo. Donald Trump'ın sümsük, karı köpeğe kılıbık olarak nitelediği damadı. Seret Kushner'la mı görüşüyorum? Ne yapıyorsun Sert? Ben Kadir Çöpdemir, Pascal Numa da burada. Alo, alo, Sitolan. Seni hiç sevmedim. Alo, Sert. Bu senin kayınpeder Trump. Seni niye sevmedi? Evet. Evet. Ha. Ne diyor ya? Abi diyor, benim parlak bir çocuğum diyor. Bebeto gibi yüzüm var diyor. Benden hoşlanmadı diyor. Kendisi dominant bir tip, alfa bir karakter diyor. Ben de diyor beta karakter olduğum için diyor yıldızımız barışmıyor diyor. Abicim adamın kızını almışsın. Sevmiş tabii. Alo Kerry. Başbakan demiş ki ne, ben kızımı yarma gibi rugby oyuncusuna vereceydim demiş. Fakat bu piyangodan çıktı demiş. Evet. Evet. Öyle diyorsun. Ne olmuş ya? O rugby oyuncusu Trump'ın kızını almazdı diyor. Honduras peşinde diyor. Benim gibi aile terbiyesi almış, tahsilli, askerlikle ilişiği kalmamış, 92 model Temprası olan ideal damat adayını nereden bulacaktı? Kadir, 92 model Tempra. Ne kadar? Şimdi bir dönem ideal damat adayının orijinal donanımında olması gereken özelliklerden biriydi. Sonradan çıkarıldı tabii bu. Alo, alo Jay. Peki hanım ne diyor bu işe? Evet. Vay be, yengeye bak ya. Ne diyormuş? Diyormuş ki ne?
Babama boş ver, o müteahhit olduğu için betondan başka bir şeyden anlamıyor. O aşkımızı çözemiyor diyor. Sen nasıl bir kaplan olduğunu ben biliyorum yiğidim diyor. Erkeğin hası gündüz kedi, gece ejderha olan kuçişkom diyormuş. Oo, silete bak. Sir, yengenin takdirini kazanmışsın da helal sana yiğidim diyerek alnını öptürmüşsün. Helal olsun sana, öyle değil mi Pascal? Ne diyeyim abi, Allah var ya hepimize nasip etsin. Şerit'e havada karada ölüm yok demek arkadaş ya. Aferin, çok takdir ettim. Şerit, bak Pascal abin de takdir etti lan seni. Kendisi bu işlerin kompetanıdır ha. Richard, sınıfı geçtin. Oğlum Richard değil lan, Sarut. Ne yatsa ya? Alo Sarut, peki bu kayınvalidenle aran nasıl? Oğlum o manada sormadım lan. Ne diyor ya? İlik gibi dedi. Ağır işte, ecnebi. Gözüküyor ya, alak bitmiş. Yani kaynananla aran nasıl Sarut'im? Ha, evet. Evet, yapma ya. Ne diyor ya? Ben diyor kayınvalideyi diyor Osmanlı kadın zannederdim ama diyor o da tır çıktı diyor. Sevgili kaynanacığım, kocanı benim sağlam bir adam olduğuma ikna et dedim diyor. Nasıl edeceğim dedi diyor. O nasıl adam edeceğim deyince Sarut'a, ya her gece beraber uyuyorsun, nasıl ikna edeceğini ben mi söyleyeceğim, değişli. Kayınvalidesine bir bakarız demiş. 500 bin dolardan kapı açmış. Aa, kaynanaya bak ya. Rüşvet veriyor. Alo Sert, ya sen boş ver Trump'ı Ivana'yı ya. Yengenin takdirini kazan, karanlık gecelerin acımasız yargıcı olmaya devam et. Seni değil Trump, kralı gelse karısından ayıramaz ya. Değil mi Kadir? Tabii abi. Formül belli. Kadın mutlu, aile mutlu. Ne dedim Pascal? Eğer türlü Kadir. Aragaz. Aragaz. Paskal. Efendim abi. Ya belki biliyorsun araştırmacı bir kişiyim ben. Araştırma, okuma, belgesel izlemeden günüm geçmiyor. Bilmem mi? Hep benim. Canım canım, teveccühüm canım. Geçen yine araştırma yapıyorum. Hitler'le ilgili değişik şeyler öğrendim hacı. Şarkılar mı? Evet evet. Hitler derken hit şarkılarla ilgili ilginç şeyler öğrendim. Ondan bahsettim. Bir kere de sulandırma ya. Aa, pardon. Yanlış anladım. Her gün yeni şeyliymişim. Hayret bir olay ya. Hitler'in aslında ressam olduğunu, ressam olmak istediğini, Güzel Sanatlar Okulu'na iki kez başvurduğunu ama reddedildiğini herkes bilir. Sen de biliyor muydun? Yok, bilmiyorum. Aa, bilmiyorum. Ya düşünsene, o okula kabul edilse belki ressam olacak. Bütün dünyanın seyri değişecek. Onu okula kabul etmeyen kimse artık sonradan kafasını dağa taşa vurmuştur büyük ihtimalle. Pişman olmuştur. Hem de nasıl. Ayrıca Hitler Alman da değil. Hadi lan. Değil tabii abi. Kardeşim, saf buldun, kandırıyorsun. Yok lan, ne safı? Allah Allah. Hitler Avusturya doğumlu. Almanya'nın dibi tabii. Onların da Alman kültüründen etkilendiği aşikar. Ama Alman doğumlu değil. Teknik olarak Avusturya doğumlu. Bu nasıl sarı saçlı, mavi gözlü değil diyordum. Buradan çıktı. Saçları ne renkmiş? Bakır kızıl. Hep siyah beyaz fotoğraflarda görüyoruz. Tam rengini bilmiyoruz. Öyle sarışın durmuyor ama bakır kızılmış. Niye bağırarak konuşuyordu dersen, hiç sakin konuşması yok adamın. Hep hebele gübele bağırıyor. Ya bir de boğazında mı acımadı değil mi? Evet Kadir ya. Biraz tuhaf bir bilgi olacak ama Hitler tek şeyli. Neyli? Tek şeyli işte, tek tostoslu. O ne demek ya? Ya zorlamasana abi, erkeklerde hani iki tane oluyor yani, top gibi. Aa, anladım. Ay anlamayacaksın sandım. Ondan bir tane var adamda. Nereden biliyorsun? Allah Allah, kitaplarda yazıyor kardeşim. Geçirdiği bir kaza sonrası tekini alıyorlar. Güçlü nüfuzlu insanlar için argoda tostosluymuş derler biliyorsun. Hitler'de öyle bir şey yok yani. Sayısal olarak çok güçlü değil. Bir tane var adamda. Ya Kadir, bu nasıl konu ya? Denk geldi anlatıyoruz kardeşim. Genel kültür bunlar. Yoksa ben elin diktatörün şeyini konuşmaya bayılıyor mu la burada? Ne bileyim o? Sanki bana seviyorsun gibi geldi. Bak kaşınma, emin ediyorum oyarım abi. Ayrıca vejeteryan biliyorsun, et yemiyor. Hata etmiş. Lan adam bütün Avrupa'yı yedi, insanlığı yedi. Sen et yemediği için hata etmiş diyorsun. Ya bir boy versene Pascal. Sandığım kadar sığ mı senin bulunduğun yer? Bir görelim ya. Sen adamın şeyini anlatırken iyi. Ay, dilim kopaydı anlatamıyorum ya. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Şu an stüdyomuzda kim var? Beyami Hoca. Hanımlar beyler, Türk felsefesinin zirvesindeki isim.
İdeler dünyasının harbi delikanlısı. Stoacıya stoacı, makyavelist'e makyavelist, her türlü ayarcı felsefeyi halka indiren isim. Profesör, doktor, Peyami Kıyısız Göl stüdyomuzda teşrif ettiler hocam. Hocam, başlamadan önce boynuma dolamak ister misin? Teşekkür ederim sevgili Pascal. Pascal, çok güzel bir yere geldin. Nereye geldim ki? Dolanlılık. Bugün sizinle dolanlılık konuşmak istiyorum. Hocam, tabii kötü bir şey. Allah kimse düşünmesin. Neye düşünmesin? Dolandırıcılık hocam ya. Ne numaralar çekiyorlar değil mi? Aklın duruyor insanın yani. Hayır, ben dolandırıcılık demedim. Neyse, o zaman diyalektik düşünceyi konuşalım. Objektivizm mitinin, linguistik ifadelerinin, mündemiş nitelikleri, inşa bloğu yapısı ve nesneler arasındaki değişmez ilişkiler, nesneleri oldukları bir dil görünüşünü doğurduğunu zaten görmüştük. Tövbe, ben görmedim. Ben de görmedim. Şahit yazarlar hocam. Görsek gördük derdik ya. Epikuros diyalektiği sevgili Kadir ve Pascal, gerçekliği değil, hakikati bilmeyi amaç edinir. Helal olsun. Hakikat yoluna baş koyana ben canımı veririm hocam. Ben isterse sadece boş veririm. Tabii Pascal'ın canı tatlı hocam. Öyle. Pascal, tatlı dedim de geçen hafta sonu Antalya'da Şişçi İbo'da tahinli kabak tatlısı yedim. Ayıptır söylemesi. Güzel miydi? Ağlarsın. Ay. Ağlarsın. Sevgili Kadir Pascal, bana aklınızı biraz verirseniz. Ya hocam, yaş olmuş 50. Bu yaşa kadar kafamıza vura vura bizde akıl mı kaldı? Ha, onu sana mı verelim kalanı yani? Evet hocam, gelen vurdu, giden vurdu. Şş, bak onun şarkısı var ha, hatırlat bir ara dinleyelim. Bir de Ankaralı Yasemin'in John Dere motoru var diye şarkısı var. Onu da ona da yazalım bakalım. John Dere traktör değil miydi? Hocam o değildi. Öncüllerin sorguyu daha başlangıçta içe taşımalarının sebebi ne? Kadir, ne diyorsun ya? Nereden buldun bu lafları? İnternette var ya. Oradan ezberleyip Peyami Hoca'ya çakıyorum. Ben de yapacağım. Harika. Hakikati bulmak için mantık ve diyalektiğin yetersizliği üzerine harika bir saptama. Peki Peyami Hocam, yeni dünya düzeni, yani bu formel mantığın yardımı ile varlığını bilimsel temeller üzerine koymaya çalışıyor saptaması için ne diyorsunuz? Allah derim, maşallah derim. Bravo Kadir. Felsefe kitabı gibi konuşuyorsun. Hocam, bir de şey var. Tiranların kutusadığı inek sadece kıyamet günü süt verir. Ha? Ne diyorsunuz? Onu nereden uydurdun ya? Şimdi yaptın. Yalnız fena değil ha. Aferin Pasko. Allah'ım, bugün benim en mutlu günüm. Emek verdiğim iki fidanın yeşerdiğini görüyorum. Hocam mesela bugün bir şiki şiki baba, hani aniyama dediğin zaman değil mi? Allah'ım, nihilizmin manifestosu bu. Kim söylemiş bunu? Hegel, Kant, bir de Engels beraber yazmışlar hocam. Özellikle aynı yama kısmı çok güzel. Hocam bir de şey var. Elikilik vuli. Allah'ım, felsefenin dibi bu. Keşke Aristo sağ olaydı da bu günleri görseydi. Ya Aristo ölüp mü hocam ya? Gelmesi yakın neredeyse. Vay ya, hiç haberimiz olmadı. Giderdik cenazesine. 2300 sene evvel öldü Kadir. Zehirlediler adamcağızı. Vay kitapsız. Fare zehri mi hocam? Yok, baldıran zehri. Ay, niye zehirliyorsun? Madem öldüreceksin kafasına sık. Aristo'nun mu? Mesela. Elektrikli sandalye. Adamcağızı zehirlemekle olur mu ya? Bacağı titrete titrete ölmüştür garibim, yazık. Kadir, bacağı niye titriyor? Ya şimdi can çekişirken bacak oyunu yapıyor insan ister istemez. Kasılıyor falan ya. Sevgili Kadir ve Pascal, Türk felsefesini artık size emanet edebilirim. Yok hocam, şimdilik almayalım. Evet, Peyami Hocam. Yani konsiyerj falan varsa ona bırakalım. Siz bize fişi verin, biz alırız sonra. Elveda Aristo, elveda Platon, merhaba başkentli taşkın, selam olsun Ankaralı Yasemin. Aragaz. Aragaz.
Pasko. Bro. Şimdi konumuz yemek ya, senin uzmanlık alanı da aynı zamanda. Olsa da yesek. Hangi yemek olduğunu bile söylemeye gerek kalmıyor. Yemek diyorum, olsa da yesek diyor. Çıtayı çok aşağı çekiyorum birader, sen artık olmaz böyle ya. Olur olur. E ne diyeyim sana ya, bilmiyorum bilmiyorum Pasko. Yeni bir tane pilavcı var, sosyal medyada çok paylaşılıyor. Kaytan bıyıklı pilavcı. Gördün mü onu sen? Evet abi, çok ilginç. E tabi biraz tuhaf. Adam videolarda bugün ne yiyeceğiz diyor. Sonra bir başlıyor pilavın üstüne bir şeyler koymaya. Durdurabilene aşk olsun. Ama bunlar tabi hep Nusret'in başının altından çıktı. Şakasız, şovsuz yemek satan kalmadı memlekette. Nusret neler ettin bize Nusret ya? Memlekete ne kazandırdın kardeşim? İyi oldu ama. Ya nesi iyi oldu? Renk geldi mi diyorsun o manada mı bilmiyorum. Bak bu abi de çekmiş siyah eldivenleri, pilav dolduruyor. Bu siyah eldiven işi de çok moda gerçi. Ya geçen bir kasap gördüm yolda, tarz kasap. Ama girişinde hayvan kafatası asmışlar. Bayağı Teksas'ta kasap gibi takılıyor adamlar. Yani. Teksas kasap? Evet evet. Eskiden kasapların ismi bizim kasap falandı. Şimdi Texas style takılıyor adamlar. Neyse kasabı da tezgahın arkasına koymuşlar. Elinde siyah eldivenler. Sanırsın James Bond sektör değiştirmiş, kasaplığa başladı. Adamlar havaya girmiş. Ya fazla girmişler. Ben Nusret'in başımıza açtığı işler diye değerlendiriyorum. Neyse bu kaytan bıyıklı pilavcı da bugün ne yiyeceğiz diye soruyor. Sonra pilavın üstüne yığınak yapmaya başlıyor. Evet Kadir, nefis ama. Ya nasıl nefis be? Adam pilavın üstüne önce kavurma koyuyor, püreli bir şeyler koyuyor, fasulye, 14 çeşit malzeme koyuyor abi. Pilav görünmüyor malzemeden. Bir sürü yemek, nefis. Ya pilav zaten form değiştirmiş oluyor. Metaformoz pilav oluyor. Vedat Milor görse Allah muhafaza, kalpten gider adam ya. Gastronomi yetmezliğinden hastaneye kaldırılır. Sen anlamıyorsun. Ben de 50 yıllık profesyonel yiyiciyim kardeşim. Ama bu başka bir şey yani. Bana göre değil. Pilav o kadar malzemenin altında, göçük altında kalmış, can çekişir gibi can çekişir. Ben sesini duyuyorum. Resmen pilavın Allah canım alsa da kurtulsam dediğini duyuyorum. Nefes alamıyorum, kurtarın diye bağırdığını duyuyorum ya. Pilav mı diyor? Tabii abi. O kadar malzemenin altında kalınca pilav çaktırmadan tabaktan kaçmaya çalışıyor. Ya gözümle gördüm ben ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ha tabii sana göre ne kadar çeşit o kadar iyi değil mi? Öyle tabii. Ya hiç estetik kaygın yok. 14 çeşit yemek karışınca hangi birinin tadını düzgün alacaksın? Nasıl olsa midede hepsi karışıyor diye yola çıkılmaz ki abi. Belki de ben eski kafalıyım bilmiyorum. Yani çiğ köftecisi ayrı, pilavcısı ayrı. Herkes şovcu oldu canına yani. Şakasız şovsuz yemek satan yok ya. Ya nimetle şaka olur mu? Olmaz. Midyeciler var. Yakında midyeciler de deri eldivenle midye açmaya başlayacaklar söyleyeyim. Mardinli James Bond gibi olacak midyeciler de ha. Bence olur. Aragaz. Aragaz. Paskal. Geldim. Teşvikiye mahallesinde ünlüler ağza oldu. Teşvikiye'de. Üçü karza mı olur? Ya bazen sana laf anlatmak o kadar zor geliyor. Teşvikiye mahallesinde bir muhtay adayı Melek Baykal, Yunus Günce ve Neslihan Yargıcı gibi isimleri ağza yapmış. Bunlar kim ya? Ünlü işte abi. Ünlüye bunlar kim denir mi ya? Ben tanımıyorum. Demek ki abi o kadar ünlü değil. Bir Melek Baykal büyük bir oyuncu. Yunus Günce deli bir radyocu. Neslihan Yargıcı ünlü bir modacı. Muhtar heyetine girmişler. Girsinler. Bizi ne abi? Biz de girelim. Nereye? Muhtar heyetine. Abicim gözünü seveyim. Ne işimiz var ya? Öyle deme kardeşim. Protokolde yeri var. Hangi protokol? Ya mesela 19 Mayıs gösterilerinde falan ilçede protokolde yer veriyorlar. Arkadan 5. sıra mı olsun? Üstte tente var. Kafana güneş geçmiyor. İyi de Kadir. Hangi muhtarın azası olacağız? Ha? Şimdi senin mahalleden kimler var aday? Bilmiyorum. Nasıl kardeşim? Oyunu kime vereceksin sen? Özelim abi. Söylemem. Peki muhtar ismi vermeyecek misin? Adı bende sakla. Yavrum ilk aşkını sormuyorum evladım. Muhtar adayın kim? Kimi hak ediyorsa ona vereceğim. Ya aslında benim bir önerim olacak abi. Demokrasiye yeni bir soluk getirmeye karar verdim. Neymiş o? Şimdi seçimler nasıl oluyor? Adaylar beni seçerseniz şunları şunları yapacağım diyor değil mi?
Biz de hangisine ikna olursak onu seçiyoruz, öyle mi? Evet. Ne var bunda? İşte bunu değiştiriyorum kardeşim. Adaylar sırayla 3'er aylık dönemlerde belediye başkanı oluyor, yönetici oluyor, yerel yönetici oluyor. Önce vaatlerini gerçekleştiriyor. Sene sonu hangisini beğenirsek biz ona oy veriyoruz. Nasıl? Olur mu öyle şey? Niye olmasın abi? Yemek yerken hesabı önceden mi ödüyorsun? Önce yemek yiyorsun, sonra ödeme yapıyorsun. Siyasette önce icra, sonra oy dönemini başlatalım, ne olur? Tutmaz bu. Ya zorla tuttururuz bebeğim ya. Şimdi benim mahallenin muhtar adayı Şevkati Bey. Arayıp onun ağız ayetine giymek için aday olacağım. Ara bakalım. Efendim, oturduğum mahallenin muhtar adayı Şevkati Bey'i arıyorum. Arıyorum, çalıyor, çalıyor. Alo. Oturduğum mahallenin muhtar adayı Şevkati Bey'le mi görüşüyorum? Abi ben Kadir Çöptemir, nasılsınız abi? Ben aza olmak istiyorum abi. He? Size abi, o değil abi. Ne diyor ya? Vücudumda eksik aza yok Kadir'cim diyor, ama lazım olursa pöpreğini alırım diyor. Hafif kaçak yapıyor, ileride pöprek lazım olacak diyor. Kafayı kırmış. Alo Şevkati Bey, şimdi ben senin muhtar heyetine girmek istiyorum yani. Ne olarak mı? Çaycı olarak. Ya aza olmak istiyorum ya. Yaşım 50. Ama bu ayıp. Ne diyor ya? O zaman diyor seni ihtiyar heyetine alalım diyor. Ama ne demek? Köylerde olur genelde ihtiyar heyeti. O zaman Paskal'ı ağza yapalım heyete. Ha, o zaman doğru tabii. Ne diyor ya? Bizim mahalledeki sitelerden birinde diyor manken ajansı var diyor. Diğer ağzaları oradan aldım diyor. Ortaya diyor Paskal atarsak kuzuyu kurda emanet etmiş oluruz. Muhtar odası diyor. Faşink alanı olur. Kardeşim ayıp günah ya. Ön yargıları kırmak lazım. Paskal, gördüğün gibi kirli mazin aktif siyasete girmene engel oluyor kardeşim. Kirimit eriyene kadar yıkanayım o zaman. Oğlum yavrum, o kötü kadın tövbesi. Burada geçmez ki o. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Dört dönüm bostan, yan gel yat Osman. Bundan sonra böyle. Ne dedim Paskal? Her türlü her türlü. Aragaz. Aragaz. Paskal. Efendim abi. Canım, pedigiller muazzam yaratıklar biliyorsun. Sen Jaguar'ı evet. Bildin değil mi? Simsiyah, resmen karizma abidesi. Evet, bildim. Amerika'nın Arizona eyaletinde bir kadın Jaguar'la selfie çekmek isterken yaralanmış. Nasıl olmuş abi? Abi hayvanat bahçesinde selfie çekebilmek için geçmemesi gereken bir bariyeri aşmış. Öyle olunca Jaguar kadına saldırmış, zor almışlar elinden. Ama bu Jaguar şakaya gelir mi ablacığım, sen ne yapıyorsun ya? Evet abi ya, çok enteresan o ya. Jaguar da haklı tabii bir yerde. Sen gelip hayvanın yuvasında eline telefonla girersen seni tehdit olarak algılıyor. Yani hayvanların doğasına müdahale etmemek lazım. Bak şimdi kirpi balığı diye bir balık varmış. Geçen bir videosuna denk geldim. Kanım dondu yemin ediyorum ya. Neden abi? Abi akvaryuma koymuşlar bunu. Fazla da büyük bir şey değil. El kadar balık. Akvaryumda ne atarlarsa yiyor. Cani ya. Ya akrep attılar yedi abi. Kırkayak attılar yedi. Ya başka balık atıyorlar onu da yedi. Bu nasıl bir şey anlamadım ben ya. Çok çok acıkmıştır. Ya öyle değil. Akrebi falan çatır çuturuyor. Yani hiç demiyor acaba bu arkadaş zehirli falan olabilir mi diye. Hayvanın düşünme şekli, ben bunu önce bir yiyeyim sonra düşünürüm. Benim gibi. Evet evet, yemek konusunda senin gibi. Nihayetinde vahşi canlılar bunlar. Doğal ortamlarında tehlikeliler, ona göre davranmak lazım. Evet abi, dikkatli olmak lazım. Bak bir şey söyleyeyim, yine ne varsa bizim hayvanımızda var be Pasko. Millet aslanla kaplanla boğuşuyor. Geçen gün bir martı videosu izledim. Şahane bir şey. Martı spagetti makarna yiyor. Hayda. Hakikaten hayda. Adam kaseye sade spagetti koymuş. Martıyı da alıştırmış. Camın kenarına kaseyi bırakıyor. Martı kaseye konan spagettiyi hemen 2 dakikada temizliyor kardeşim. Öyle hoşuna gidiyor ki. Zeki hayvan. Bir de hiç dökmeden yiyor ha. O kısmı çok hoşuma gitti. Hayvan hiç ziyan etmedi makarnayı yani. Yokluk görmüş tabi abi, belli. Ama tabi hayaller balık, hayatlar makarna oluyor büyük ihtimalle. O talihsizlik yani. Ne şans işte. Ya Instagram'da Arap zenginlerinin şeylerinin falan aslanı kaplanı oluyor. Onu görmüşsündür ya. Ya aşırı lüks bir yaşam. Özel alanında kaplan besliyor adam abi.
O hayvanların günlük yemeğine bir kuş sütü eksik oluyor. Dünyanın etini yiyorlar onlar ya, değil mi? Bizden iyi yiyorlar. Ya bir aslanı kaplanı kıskanmadığımız kalmıştı, onu da kıskanıyoruz. Ama doğru, yani senden benden iyi yemek yiyor hayvanlar. İşte o kaplan olmak var yani. İstanbul'da sade makarna yiyen mantı da olabilmek. Tabii imkan dahilinde. Ya bari en azından soslu olaydı o makarna, değil mi? Ton balıklı. Bayılır ona. Ona bayılır. Ton balıklı makarna olaydı. Oo, zaten martılar her türlü besine alışık. Hayvanı vapurda kuru ekmek yemeye, simit yemeye alıştırdık ya. Olay makarna yemeye kadar geldi yani. Üniversitedeki öğrenci yurdu şeyi gibi, talebesi gibi besleniyor hayvan. Bugün de karnımız doydu çok şükür diye uçuyor yani. Yazık ya. Ya yakında dizleri çıkmış eşofmanla, şey var ya, parmak arası terlik, onunla evet gelecek. Derbeder oldu çıktı lan. Neyse, buna da şükür. Kardeşimsin, spagetti yiyen mantı. Biz ne yiyeceğiz? Şunca zaman aklından geçen tek soru buydu, değil mi? Hiç varoluşsal sorunlara falan takılmıyorsun kardeşim. Yani tüm sorunların ne yiyeceğiz üzerine kurulu olur mu ya? Evet abi. Vay be. Düş önüne, buluruz bir şey, buluruz. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Vay benim pehlivan. Buyur şahbazın. Senin Instagram adresin ne? B numara 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir. Çopdemir. Şimdi Burhan diyor ki, Kadir abi diyor, efsane bir diyor boksör olduğunu, Austin şehrinde bir ünvan maçında altın kemer kazandıktan sonra ringe atlayan Dua Lipa ile fırtınalı bir aşk yaşadığını neden bizden yıllarca gizleme gereği? Doğru mu lan? Tabii ki doğru. Pascal. Nasıl oldu bu iş? Yıllar evveldi Pasko. Vahşet diyarı Amerika'nın, şehvet diyarı Austin şehrinde boksörlük yapıyorum ama nasıl biliyor musun? Nasıl? Pew. Pew? O ne be? Yani ejderha zamanları. Ringe çıkanı hamsi kuşu gibi yiyor. Adım da Tek Sumsuk Kadir. Ne? Tek Sumsuk Kadir. Yani maça çıktığım zaman tribünler Tek Sumsuk Kadir, Tek Sumsuk Kadir diye iniyor. Sumsuk ne? Şimdi bu yumruğun iç Anadolu bölgesindeki şekli sumsuk oluyor. Tabii Amerikalılar aslında sumsuğa sumsuk demedikleri için samsak diyorlar. Niye Tek Sumsuk diyorlar? Ya bir sağ kroşe çakıyorum, sola gerek kalmıyor. Öyle bir bilek var. Kadir, o bileği nasıl yapılıyor? Ya orji yiye. Oo. Halat gibi bilek, mangal gibi yürek yaptım ben ya. Neyse, bir gün ünvan maçına çıktık. 95 kiloda dünya şampiyonluğu ünvanı Igor adında bir usta. Bunun basın toplantısına çıktık. Atıştık, babalandık falan, maç günü geldi. Adam ringe zoruna gibi çıktı. Serhoş. Oo. Hakeme dedim ki, ben dedim Elazığ'ın videosuyum, ben serhoş ayağı kaldıramam dedim. Biz Elazığ'da böyle gördük dedim. Vay. Hakem ne dedi? Bu ringe çok adam çıktı ama çıkan ilk delikanlı sensin Elazığ'da. Helal olsun bu yollar sana dedi. Rus'un antrenörüne gittim, dedim ki tavarış bak dedim. Çinli dedim. Chen Yusun dedim. Sushici dükkanına bir adam yolla dedim. Selamı sarkıt dedim. Bir kase dedim kırlangıç balığı çorbası aldır dedim. Boksörüne içir, kilometreyi sıfırlasın dedim. O ne dedi? Sana bütün Rusya boşuna enişte demiyor Elazığlı dedi. Benim de midem kazınıyor dedi. Harcırah da vermediler dedi. Ben de dedi kaytaz böreği var, istersen vereyim yiyin dedi. O ara serfoş Rus boksör Igor geldi, boynuma sarıldı, öpeceğim dedi. Kadir ya, bu nasıl boks maçı? Oğlum benim olduğum yerde normal bir boks maçı olabilir mi? Neyse, ben Rus boks ekibine kaytaz böreğini verdim. Bunlar İbrahim Tatlıses'in Yaşamak Bu Değil plak kapağında ekmek yediği gibi kaytaz böreğine daldılar. O nasıl öyle? Google'a bak, İbrahim Tatlıses'in Yaşamak Bu Değil albüm kapağına karşına çıkacak. Sonra ne oldu? Sonra ya, müşteriye gel yapalım hacı. Aragaz. Pascal. Geldim be. Amerika'da bir kadın uzaylı çocuk doğurmuş ya. Nasıl uzaylı? Ya 75 yaşındaki teyze uzaylıdan çocuğum oldu diye ortaya çıktı. Çocuk nasıl? Valla çocuk senin benim gibi bir tip.
E bizim gibiyse uzaylıdır. Ben diyorum ki arayalım. Kadın mı? Yok. Oğlunu? Hayır. E kim arıyoruz? Yavrum Hacı Darth Vader abimizi arıyoruz. O bilir kesin uzay işlerini, bu çocuk uzaylı mı değil mi? Bravo Kadir. Ara bakalım. Ha, efendim Star Wars'un kralı, karanlıkların ordu, yerçekimsiz ortamların karalar bağlamış yiğidi Hacı Darth Vader abimizi arıyorum. Alo. Hacı Darth Vader abim. Alo. Bir saniye bekle. Bak şimdi bunun fısfısı burada. Izgaraların arasından sıkacaksın. Ama 3 fıs fazla değil. Tamam mı? Hadi bakayım. Tamam oldu. Uza şimdi. Alo kimsin? Benim Hacı Darth Vader abi, Kadir Çöptemir. Oo, Pascal da orada mı? Buradayım baba. Siz beni arar mıydınız? Allah'ın cezaları. Hangi dağda kurt öldü? Dökülün bakayım. Böyle acı konuş, bizi yaralama Hacı Darth Vader abi. Her zaman aklımızdasın. Gönlümüzdesin uzayın kralı. Seviyorum sizi Allah'ın cezaları. Ne istiyorsanız söyleyin hadi. Bir derdiniz olmasa Hacı Dert abinizi aramazsınız siz. Ben küttüğüm eşeği tanırım. Açılın Hacı Dert Vedir abinize. Ya bir şey soracaktık Hacı Dert Vedir abi. Amerika'da 75 yaşında bir kadın beni uzaylılar kaçırdı. Onlardan çocuk doğurdum diye şey etmiş. Bana babalık davası mı açıyor? Yok abi, senin adın geçmiyor. Arkadaşım başka işimiz gücümüz mü yok da insan kaçıralım? Kaç bin ışık yılı mesafe var. Uçan daire ne kadar yakıyor? Dünyaya gelene kadar biliyorlar mı bunlar? O kadar yolu insan kaçırmak için niye gelelim? Abi niye öyle demiş? Ne bileyim evladım. Deli gancayı üfleyen zibidi beni uzaylılar kaçırdı. Üstümde test yaptılar diye ortaya çıkıyor. Yok mu öyle bir şey abi? Vardı. Binlerce yıl evvel biz dünyaya gittiğimizde sizin ilk ataları gördük. Bunlar hayvan gibi bir şeydi o zaman. Lan bunların eti nasıldır? Yenir mi acaba diye bir iki insan çektik. Bizim çocuklar grilde yapmışlar. Hacı Dert Baba, bu insanların at eti gibi ekşi bir etleri var. Ağza sürülecek gibi değil dediler. Marine edin, bir de öyle yapın dedim. Yine leş. Buğulaması nasıl oluyor dedik. Buğulama yaptık, o da leş. Amerika'dan aldık, bir de Japonya'dan alalım bakalım dedik. Gittik Japonya'dan insan çektik. Onların da eti yok. Sırf kemik. Yani binlerce yıl evvel böyle bir şey oldu. Ama artık niye insan kaçıralım arkadaşım? Deli misiniz siz ya? Abi peki bu kadın bir uzaylıdan hamile kalmış olamaz mı? Olamaz. Çünkü biz o şekil üremiyoruz. Nasıl üreyiyorsunuz? Sana radyoda özelimi mi anlatayım? Allah'ın cezası. Ya şimdi bu ecnebi olduğu için bunlar da normal abi böyle şeyler. Sen bunun kusuruna bakma. Domuz eti yiyorlar ya, ondan oluyor hep böyle. Abicim, yeminle var ya, 15 yıldır ağzıma sürmüyorum. Aferin genco, seni hep böyle görmek istiyorum. Beyler, ben şimdi internetten açtım, uzaylılardan hamile kaldım diyen kadının resmine bakıyorum. Oğlum, ben bu kadını gece görsem, kaçırsam, korkudan altıma kaçırırım. Bu ne lan böyle, benden daha korkunç bu kadın. Şimdi abi bu botoks gerdirme falan derken yaşlanınca deri sürünüyor ya, o zaman korkunç oluyor ya. Gencolar, dükkana mal geldi. Toptancı mal indirecek. Benim kapatmam lazım. Abi girelim mi? Lan numaradan ağız yapıyorsunuz bana keratalar. Sanki gelin desem geleceksiniz. Gireriz abi. Merhaba usta. İhsaliyeyi getirdin mi? Tamam. 3 tane iadem var. Bak sizin yüzünüzden reklamasyon yiyecektim az daha. Alo gencolar beni tutmayın. İşe güce bakmam lazım. Vergi affının ikinci taksidi geldi. Kasada 5 kuruş para yok. Kedi düşse kafası yarılır. Hadi sonra görüşürüz. Naş. Sen bilirsin işini, akşamdan yaparsın çişini. Hacı Dert Vedir abi. Hacı Dert Baba bu adam dediği işilmesin. Allah hayırlı bereketli ticaretler versin Hacı Dert Vedir abi. Aa kapatmış. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir mi? Dinleyicimiz sormuş. Ne sormuş? Abi diyor, ikiniz de ünlüsünüz diyor. Ünlü olunca diyor, insan hayatına ne değişiyor diyor. Bilmem. Ya Kadir, ben var ya, çok erken ünlü oldum. Kaç yaşında ünlü oldun Pascal? 15. Topçu olarak. Ya sen? 25 yaşında ben de ünlü oldum radyoda. Ortalık Kadir Çöptemir diye yıkılıyordu sene 92. Ne değişiyor hayatında? Protein fark etti tabi. Protein derken? Et yemeye başladık Pasko. Para yokken tabi proteini mercimekten, fasileden falan alıyorduk.
Ünlü olunca elimize para geçti. Direkt etten zengin protein almaya başladık. En büyük fark bu yani. Başka bir şey olmadı mı? Tabii daha geniş eve geçiyorsun. Araba alıyorsun. Ama artık orta gelirli insanlar da bunu yapabiliyor. Eskiden zengin olman lazım. Bir de gittiğin restoranda yemek siparişi vermeden evvel menüde fiyatlara bakma gereği duymuyor. Yani madden bir gözü karalık geliyor insanın üstüne. Doğru diyorsun. Ha, ama ünlü olmanın madden kötü yanları da var. Ne gibi? Ya şimdi geçen havaalanında Antalya'ya gidiyoruz. Dedim daha vakit var, bir tıraş olayım. Girdim berbere. Usta dedim bir saç sakal al dedim. Şık 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 2 dakikada kestiler saçı sakalı. Makinayla incelti. Borcum ne dedim? 170 lira dedi. 170? Tabii. Mahalle berberinde 50 lira. Kendi kafamda çıkan kıl bile ünlü olunca cüzdanın aleyhine çalışıyor. Zaten esnafın çoğu da ünlüyü görünce tak yaslıyor hesapta. Gerçi ünlü olunca sen de belli periyotlarla kendini hesapta geçirtmek istiyorsun. O da var ya, o da başka bir şey. Evet Kadir, anlatsana ya. Ya şimdi ünlü olunca sana her yerde kilitliyorlar. Bir süre sonra bu alışkanlık yapıyor. Sen kendine kilitletmek istiyorsun. Mesela benim periyodum 2 ayda 1. Senin Pascal? Abi benimki 15 günde bir. He, senin periyodun daha sık tabii Pascal. O kadar çok kilitletme kendini ama. Cüzdan dayanmaz lan. Abi alışkanlık. Tabii illa gideyim de bir yerde bir yemek yiyeyim. Bana sağlamına hesapta kilitlesinler istiyorsun değil mi? Ünlü olunca efendim bünye bunu istiyor tabii. Abi tamamen bünye meselesi. Ya onun dışında ünlü olmanın gizemli bir yanı yok. Sizler gibi yemek yiyorlar, tuvalete gidiyorlar, uyuyorlar ünlülerde yani. Evet abi, gaz bile çıkıyorum. Tabii, Pascal'ın gastroenterolojik faaliyetlerinin hala fakirkenki gibi devam ediyor yani, merak etmeyin. Hava giren, hava çıkar. Yapacak bir şey yok. Ya mesela valide sultan oğlum ünlüdür, memleketin sevdiği bir insandır falan demiyor. Haftada bir telefonda temiz fırçasını atıyor. Ama tabii hiçbir ünlü şey demez yani. Oğlum zenginlik harika bir şey. Bunu demezler. Hepsi eskiden daha mutluyduk derler. O ayrı bir şey. Doğru değil mi? Yok be abi be. Yalan be abi. Hepsi diyor ki ne ünlü olmadan önce açtım, açlıktan karton yiyordum diyor. Ya insan açlığı özler mi kardeşim? Aç insanın mutlu olur mu kardeşim? Ha? Yalan bunların hepsi. Hele bir tanesi var, Beyoğlu'nun en neş zamanlarında arka sokaklarında pavyonlarda saz çalmış. Şimdi ünlü zengin diyor ki o günleri özlüyorum diyor. Ya insan o çukuru özler mi kardeşim? Ha? Özlenmez. Ha bak aklıma geldi. Harami Dere'deki Mamma Mia pavyonunda Seher Güzel diye bir konsomatris kızcağız vardı. Sesi de çok güzeldi. Hala şantöze çıkıyor mu bilmiyorum. Yok abi, evlendi o. Harbi mi? Tabii tabii. Sevindim, çok iyi kızdı ya. Abi kemancının biri kız aşık olmuş, çıkardı kızı. Bastan hikaye. Helal olsun. Delikanlı diye ben o kamyoncuya derim işte. Müsait bir zamanda kocası evdeyken evlilik hediyesi alalım gidelim. Çaktırmadan para falan bırakalım kıza. Yazık be abi, paralar yoktur şimdi onların. Abi sen merak etme. Ben gereken zarfı ikimiz adına ayırdım. Aferin, aferin insansın. Böyle durumlarda bana sormadan çıkmayı yap. Ben bana düşen kısmı sonra sana karşılarım. Ne dedim Pascal? Her türlü kedir. Aragaz. Aragaz. Kadir. Efendim canım. Devam et abi. Neyin devamı? Sen bok sordun. Dua Lipa'la aşk yaşıyordu. He, öyle bir şey atıyordum ben değil mi? Evet abi ya. Dediğim gibi ben Rus boksörle şehvet diyarı Amerika'da bokus maçı çıkacağım. Ne maçı? Bokus. Boks. Ya evet bokus. Neyse Ruslar geldiler. Tabii o zamanlar komünist zamanlar. Bunlar aç abi dediler. Sakın dediler boksörü çok değme. Bir haftadır yemek yeme de. Ondan sonra elinde kalır dediler. Ben de maça gelirken kaytaz böreği getirmişim. Abi o böreği merak ettim. Çok güzeldi. Çok yersin bir ara. Neyse ben kaytaz böreğini yedirdim. Rus boksör yağlı büreğe gidikçe kendine geldi. O mütevazi saygılı adam gitti, yerine bir zibidi geldi. Seni döveceğim, yumruk manyağı yapacağım, böcü gibi ezeceğim diyor bak. Edepsiz terbiyesiz. Ya hakem bizi çağırdı, temiz maç istiyorum dedi. Ben de yanlış olmaz dedim, sen dedim buna söyle dedim. Maç başladı Pascal, Rus'a bir dayak attın. Aparkat, sivik, direk, sumsuk her türlü vuruyor.
böbreğine çakıyorum, çeneye çakıyorum. Yüzünü örtüyor, karaciğerine bahar temizliği yapıyorum. Halı döver gibi dövüyorum. At bir fırma, fırma yeter artık dedi. Acıdım, durdum. Tak aradan bir yumruk çıkardı. İğrenç. Hiç sevmem böyle tiplere. Bunun hocası ringe havlu attı. Havluya bir tekme attım, dövmeye devam etti. Üç vuruyorum, tek sayıyorum. Derken son darbeyi indirecekken tak araya bu girdi. Kim? Dua Lipa. Uf. Maçı seyretmeye gelmiş. Senin özel seyircinim Elazığlı, her maçını seyrettim dedi. Vay 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 vay. Yüzündeki kanlar nedir Lipaların duası dedim. Hayır, Rus'un dudaklarını patlattığın zaman seyircinin yüzüne kan fışkırttın, onun kanı geldi. Al beni Elazığlı, sana kül gibi bakayım. En az 6 erkek çocuk yapayım, çamaşırını yıkayayım, ütüleyeyim. Hayvansal yağla pişirdiğim yemeklerle seni 60'ına gelmeden kalp krizinden öteki tarafa yollayayım. Emekli maaşını kendime bağlatayım, çift maaşla kül gibi geçineyim dedi. Sen ne yaptın? Belimdeki altın ünvan kemerini çıkardım, yüz görümlü olarak bunun beline taktım. Yuh. Sonra? 3 gün sonra bu geldi, surat bir karış. Neyim var Lipaların duası dedim. Altın kemeri bozdurmak için kuyumcuya girdim. Sahte altınmış ya ola dedi. Oo. Dedim ki Amerika'da kuyumcu mu olur dedim. Kapalı çarşıdakiler dışında kuyumcu tanımam. Ver altın kefeni dedim. Var git yoluna dedim. Boş ol, boş ol, boş ol dedim. Boş ol ne? Yani boş ol aslında, boş al dedim yani aslında. Boş al. Yani bardağın boşuna giderken mutfağa al manasında. Bu da onu boşadım sanmış, ağlayarak çıktı gitti. Peki mi? Altın çıkınca bozdurup nakite döndüm. Vay be Kadir. Dua Lipa diyorsun. Bak hayatımdaki bir küçük detay Pascal. İz bırakan kadınlardan birisi değil yani. Minik bir detay. İyi be Kadir. Karizmasın. Aragaz. Aragaz. Pascal. Efendim abi. Sana yüksek sanat takdim etmek istiyorum. Ararım bir daha. Efendim, Haybeci Şiir Ekolü'ne dahil olup duygu tosartmak isteyen dinleyicilerimize şiirlerini nereye göndermelerini tavsiye ediyorsun Pascal? aragaz@metrofm.com.tr aragaz@metrofm.com.tr Nedir bu? Mail adresimiz. Emin miyiz? Tabii abi, kesin bilgi. Yayalım. Yayalım kardeşim, yayalım. Efendim, Haybeci Şiir çığ gibi büyüyor artık, edebiyat dünyası görmezden gelemiyor. Ey Ataol Behramoğlu! Ey... Başka kim vardı şair? Ne bileyim ya. Ey küçük İskender! Hastaydı o, iyileşti mi? Ben büyüğünü biliyorum. Yo, bu bizimki küçüktü, iyi şairdi ya. Ey küçük İskender, artık Haybeci Şiir Ekolü'nü görmezden gelemezsiniz. Bu bir gerçek, bu bir vakıa. Ya Kadir, yangın yapma, sen mi yazın? Yok, genç bir Haybeci şair arkadaşımız yazdı. O kim? Aşık Alexey Fedorovich. O kim ya? Bir Rus haybeci şair adayı. Rus mu? Ne alaka ya? Niye şaşırıyorsun Pascal? Bugün haybeci şiir uzun yıllardan beri büyük şair çıkaramayan Rus şiirine bile can suyu oldu ya. Rus genç haybeci şair adayları akın akın bu ekole geliyorlar Pascal. Nereden giriyorlar? Pendik'ten. Üçüncü köprüden geliyorlar. Allah Allah. Efendim, Alexey Fedorovich'in şiirini arz edeceğim. Dünyadan, özellikle bizi Azerbaycan'dan dinleyen Azeri kardeşlerimizden de haybeci tarzda şiirler bekliyorum. Niye özellikle Azeri? Ya şimdi Azeriler müzikte de şiirde de çok ileriler biliyorsun. Harbi mi? Abi, müzisyen ve şair bir millet Azeriler. Haybeci şair adayı Azerilere sesleniyorum. Onlar eminim çok güzel çalışmalar gönderirler. Bu arada sevgili Yusuf Ali Alan şair, aynı zamanda Haybeci Şiir Ekolü'ne de çok saygı duyan bir şair, İlk şiir kitabı Deliriyorum çıkarmış, bana da göndermiş. Sağ olsun, var olsun, imzalamış. Şiir tadında bir yaşam dilemiş şiir dostuma, Haybeci Şiir Akımı'nın yaratıcısına demiş, benim için diyor yani. Efendim, ve kitabını da aldık, okuyacağız. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Ali Alan kardeşim. Yusuf abi, teşekkür ederiz. Şiir geç. Geçiyorum. Yarim küstü bana. Tatsız tutsuz bu hayat, yardan ayrı düşünce, çay demsiz simit bayat, trip atıp küsünce. Biraz gezelim dedik, bol güneşi bulunca, takıldı sülalemiz,
teyze elti görünce. Mecbur kıramadık birazcık da gülünce. Düşerler mi yakandan birkaçını dövünce. Hanım oldu bir rahat benim şekli görünce. Tatlıya da bağladık biraz sevip övünce. Azıcık oynaşırız sonra iki bilmece. Belki de yemek yapar aç bırakmaz öylece. Sonunda barışıldı ten uyumu kanımca. Hayat bir şekil rahat tekrar böyle olunca. Ne zahmetle yapıldı zeytinyağlı börülce. Ne güzel attı Nihat Peter Çehik görünce. Beğendin Pascal? Çok çok beğendim abi. Kont yapalım. Yo, bu Rus olduğu için kont olamaz. Bu Rus soylu ünvanlarından koymak. Neydi onlar? Bobby. Bobby mi? Oğlum o ne lan o şey adı gibi saçmalama öyle bir ünvan yok. Neydi ya? Grand Duke. O ne be? Yani Rus asalet ünvanlarından birisi Grand Duke. Aşık Alexey Fedorovich ile seni Grand Duke ünvanıyla haybeci şair Grand Duke'u ilan ediyoruz. Sibirya'dan Odessa'ya kadar olan toprakları da sana veriyoruz. Onlara hakim ol Grand Duke Alexey ve iyi bak. Ne dedim Pascal? Her türlü kedir. Aragaz. Aragaz. Pascal. Sir. Sen hiç deplasmana gittin mi? Gittim. Futbolcuydum. Onu demiyorum yavrum. Hayatta deplasmana gittin. O nasıl oluyor? Yani hayatta deplasman kendini yalnız hissettiğin her yer Pascal. Bazen kendi evin de deplasman. Bazen senin için aşkla atan sevgilinin kalbi de deplasman. Yapma ya. Kaç mı veriyorlar? Futboldaki puan gibi değil ki bu sistem. Ama hayattaki deplasmanda başarılı olursan karakterin gelişiyor Pascal. Özgüvenli oluyorsun, başarılı oluyorsun. Peki Kadir, sen gittin mi? Benim hayatım deplasmanda geçti ya. Ne diyorsun ya? Tabii abi, yani bunu böyle bir arabesk duyguyla söylemiyorum ama hayatım deplasman ya. Demek başarılı oldum. Ya oldum ama bak sana bir tüyo vereyim. Futbolda deplasmana giden takım ne yapar? Top çevirir. Hayatta deplasmanda top çevirirsen mantarlarsın. Ne yapacağız? Taktik maktik yok. Bam bam bam. Hayat deplasmanında sürekli bam 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 yani atak oynayacaksın bro. Gol yersek? Yavrum hayatta defans yaparsan zaten gol yersin. Hayat deplasmanında başarılı olmanın tek yolu var. Dinin, imanın kale olacak. Paso hücum edip saldıracaksın. Kazanmanın tek yolu bu. Peki rakip atak oynarsa? Yavrum rakip zaten atak oynuyor. Bizler bu memleketin evlatların hepsi zengini, fakiri, çirkini, güzeli maça bir sıfır mağlup başlıyor. Bizim dışımızda bir sürü sebep var. Dolayısıyla Pascal hayatta tur atlamak için bir gol yetmez. Gol yemeden en az iki gol atman lazım. Defans yaparak atamazsın. Abi zor. Kafam karıştı. Yavrum harbiden Pascal yağlı bazlama görmüş köy fukarası gibi bakıyorsun ya. Çok karışık anlattın. Yavrum ben ne yapayım? Hayat karışık bir şey ya. Bütün kişisel gelişim kitaplarında hayal edin evren size verecek diyor. Kadir abiniz de diyor ki evren durup dururken size ancak üçün birini veriyor. Oo. Abi önce hayal edeceksin ama çok çalışacaksın. Irgat gibi çalışacaksın. Öyle oturduğun yerde olmaz bu işler. Kişisel gelişimcilerin gazına gelip hayal edeceksin. Sonra gerçek olmayınca kendi hayatına düşman olacaksın. Var mı böyle bir şey ya? Kim bunlar? Ne bileyim Y kuşağı Z kuşağı. Yani zannediyorlar ki herkes onlara bir şey borç. Sadece doğmuş olmak ve her şeyi hak ediyorlar zannediyorlar. Olmaz öyle bir şey. Yok böyle bir denklem yok. Yok öyle dünya. Abi bak mesela bu Pascal futbolcu olmak için krampon çalmış. Öyle değil mi? Çaldım. Sonra gidip adamdan helallik almış. Aldın değil mi? Aldım abi aldım. Hem de var ya kanun bir para verdim. Özür dilerim. Ha işte böyle olacak. Kimse size bir şey borçlu değil tamam mı? Tamam abi. Ya bak bu yeni kuşaklar acayip. Geçen gün anlattılar. Bu son tertiplerden askere giden bir Z kuşağı delikanlısı Nizamiye'de komutanı görünce hoş geldiniz Osman Bey diyor. Kimi diyor? Osman Albay. Hoş geldiniz Osman Bey deyince tabii Osman Albay gereğini yapıyor. İzan yok bunlarda yani onu diyor. Komutana bey denir mi abi? Ama böyle bir dünya var ve bunlar yönetime geçmek üzereler. Pascal uyandırayım seni. Yaşasın. Ne yaşasın abi yandık ya. Ona demedim. Saate bak abi ya.
Ha, program mı bitti? Evet abi ya. O zaman geliyoruz kardeşim. Nasipse yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Paka paka. Bye bye. Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.